Arkadaşlar hepinize merhabalar yine yeni bir Rage of Legends Türkçe videosuyla karşınızdayım. Bu videomda Ryzen'i inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu kahramanı nerelerde kullanabilirsiniz, nasıl verim alabilirsiniz, nasıl ustalık açmanız gerekiyor ve nasıl kalıntılar kuşanmanız gerekiyor. Ve en önemlisi bu kahramanı fizyonlamanız gerekiyor mu arkadaşlar? O tarz bir videomuz olacak. Yani tamamen Ryzen'i inceleyeceğiz. Bu arada bu hesap Akkurt kardeşimizin hesabı. Bildiğiniz gibi geçmiş videolarımda e, bu klan bossunu zaten göstermiştim sizlere o yüzden göstermeyeceğim. Burada sadece Ryzen'in vurmuş olduğu hasara bakacağız. Bir de kendisi bana demişti ki mor renkte çok düşük hasar vuruyordu ama renk değiştirdiği zaman kırmızıya veya maviye döndüğünde yüksek hasar vuruyordu. 37 milyon bir hasar vurmuştu ama mor renkte 25-26 milyon bir hasar vurduğunu söylemişti ve hesabına tekrar girdim. Bu arada kendisi özel arkadaşlar. Hesabına tekrar girdim ve şu an mor renkte 34 milyon yani 2K ile alacaktır yine mor renkte. Daha bu kahramanların kalıntılarını falan daha fullediğinde çok rahatlıkla 2K ile alacaktır. Şimdi arkadaşlar Ryzen gördüğünüz gibi 8-9 milyona yakın bir hasar vurmuş. Yani takım içerisindeki tüm yani bir tek zehirciden sonra en iyi hasar vuran kahraman bu kahraman. Bir de biz bu kahramanı Klambos'ta kullanıyoruz ya arkadaşlar. Bu kahraman hem güzel bir hasar veriyor hem de zayıflatma ve defans azaltma veriyor. Yani ölümsüz takımda bu hasar daha yüksek olacak. Zaten bu hasarı 30, 30 tur, 34. turda falan vurdu yani. Daha yüksek turlara çıktığında haliyle burası da 12-13 milyon bir hasara çıkacaktır. Rising şu an bu hesapta çok güzel. O yüzden dedim bir tane rehber videosu hazırlayayım. Kanalımda da yok rehber videosu. O yüzden rehber videosu hazırlama kararı aldım. Şimdi arkadaşlar şöyle geçelim. Evet şöyle geçelim. Yani tabi bir tek zehir şey zayıflatma ve defans azaltmayı geçtim. Aynı zamanda bu kahraman güzel hasarlar da veriyor ve aynı zamanda birinci becerisinde kahramanın avantaj kaldırma özelliği de var. Klan boss renk değiştirdiğinde e, renginden dolayı renk değiştirdiğinden dolayı e, atak arttırma avantajı alıyor. Bildiğiniz gibi o avantajı da kaldıran bir kahraman. Şöyle bakalım evet klan boss hasarında şu an mor renkte 35 milyonuna yakın bir hasar ki yani o dediğim gibi bir iki kalıntıyı yükselttiğinde de zaten e, çok rahatlıkla alacaktır arkadaşlar. Biraz değil takımda yani eski bir önceki takımında 37 milyon vurduğunda şey kullanmıştık donmuş ölüm perisini kullanmıştım ama burada çelik kafayı kullandım çünkü donmuş ölüm perisiyle düşük hasar veriyordu çelik kafayı takıma hızını falan ayarladım takma dahil ettim ve bir iki savaş beyinde birazcık hızında oynama yaptım ve şu an 34-35 milyonu çok rahatlıkla vuracaktır her neyse konumuza geçelim arkadaşlar evet Ryzen diyorduk şimdi Ryzen nasıl bir kahraman ve nelere dikkat etmemiz gerekiyor evet girelim Öncelikle şunu söylemek istiyorum videonun başında arkadaşlar bu kahramanı kesinlikle ve kesinlikle ne yapıp edip vizyonlan yani ölümsüz takımınızda olsa Clan ihtiyacınız bile olmasa bu kahramanı bu kahramanı kesinlikle füzyonlamanızı yine tavsiye ederim. Çünkü zindanlarda, grup savaşlarında hatta arenada bile çok başarılı bir kahraman. O yüzden şiddetle tavsiye ederim yani. Bir an önce füzyonlamaya bakın. Yani harcadığınız enerjiye falan değecek bir kahraman. Taşla çıkmasa çok şanslısınız ama çıkmadıysa kesinlikle füzyonlamaya bakın. Şimdi kahramanın birinci becerisine bakıyoruz. Bir düşmana 3 kez saldırır. %20 ihtimal kitaplanlığında arkadaşlar 25 alıyor. Yani hedeften rastgele bir avantaj kaldırıyor. Bu da defansörün hasar vuruyor. Hasarda da kitaplanlığında artıyor. Yani arkadaşlar burada dediğim gibi boss'un renginden dolayı aldığında atak arttırma avantajını kaldırıyor. İkinci becerisi bizim en çok sevdiğimiz ve en çok kullandığımız Klan boss da olsun örümcek de olsun hemen hemen her yerde kullandığımız zayıflatma defans azaltmayı bu kahraman ikinci becerisinde veriyor arkadaşlar. Ve kitaplandığında bunu %100 bir ihtimalle veriyor. Yani isabetini yakaladığınızda rakibin kaçarı göçeri yok. Tabii renkten dolayı biraz kaçırmazsanız. Yani o yüzden %75 ihtimalle iki tur boyunca defans azaltma %60'lık. %25'likte de zayıflatma dezavantajı veriyor. iki turluğuna veriyor. Çok güzel bir beceri. Ve bu kahramanın 3. becerisi zindanlarda özellikle çok güzel iş yapıyor. Ve aynı zamanda arenada. Arenada otu aldığınızda ilk olarak bu becerisini kullanıyor. Ve rakibin tüm düşmanlara saldırır. Dönüş metrilerinde %100 azaltıyor rakibin. Hasar da %25 artıyor. Ve kitaplanlığında bir tur daha düşüyor soğuması. 6 tura düşüyor arkadaşlar. Ve bu kahraman Navras da müttefik direnç arena savaşlarında 90 arttırır pek fazla direnç takımlarını tavsiye etmiyorum ama olsun yine iyi kötü direnç takımlarınızda lider olarak bile kullanabilirsiniz bu kahramanı. Şimdi ustalığına gelelim arkadaşlar. Evet girelim ustalığına. Evet şimdi bu kahramana iki çeşit ustalık açılabilir. Saldırıdan ustalık açılabilir. Saldırıdan kesinlikle bu şekil ustalık en ideali veya hani şunu açmadan da şuradan şunu açıp şu ustalık da güzel bu şampiyon her dezavantaj için yani üzerindeki her dezavantaj için verilen hasarı %4 daha arttırıyor ve %12'ye kadar daha birikebiliyor. Yani bundan ziyade şu ustalığı açıp şuradan şöyle şuna da açmanız çok daha iyi olacaktır. İkinci ustalığı savunma olabilir. Savunmadan bu şekilde açın arkadaşlar. Şu ustalığı pek fazla açmanızı tavsiye etmem hani bizim Klan bosta falan açtığımız bir ustalık ama sersemletme yiyen bir kahramanınız yoksa takımınızda dezavantaj bloklama veren bir kahramanınız var ise takımınızda bu ustalıktan hiçbir yarar alamazsınız. Dezavantaj bloklama veren bu, bu hesap dezavantaj bloklama veren bir takım kullandığı için bu ustalığı açmadık. O yüzden bu çok daha güzel oldu. Dediğim gibi ama sizde dezavantaj bloklama veren var ise, e, buradan bunu aç açmanı, açmayın ama yoksa buradan bunu açabilirsiniz ve 3. ustalığı bu kahramanın isabetten de açabilirsiniz arkadaşlar. Ama benim tavsiyem size isabetini, gerekli isabetini şeyden aç yakaladıktan sonra sancaklardan kalıntılardan yakaladıktan sonra bu kahramanı bir an önce savunmaya çevirmeye bakın. İlk olarak belki kalıntıların yeterli olmayacaktır gerekli isabeti yakalamakta. O zaman buradan isabetten açmanız çok daha doğru olacak. Şu şekilde isabetlere verirsiniz ve kesinlikle şu ustalığa vermeyin. Şu iki ustalığa da vermeyin. Bunlar dönüş metre desteği ustalığı. Şu da becerisinin ee, soğumasını değiştirebilir. O yüzden Clambos'ta dengenizi bozabilir. Şuradan şöyle bir 2 3 4 5 ve 6'ya verebilirsiniz arkadaşlar şu ikisine ve şöyle gidebilirsiniz. Şöyle. Evet bu şekilde destekten verin ama dediğim gibi ilerleyen zamanlarda kalıntılarımızdan isabeti yakaladığınızda işte ultra kabusa vuruyorsanız 280 260 250'ye kadar isabet bile çıksanız bu kahramana o zaman hemen savunmaya geçirin ki savunmada biraz daha defans artsın işte alan hasarlarından biraz daha düşük hasar alsın ona benzer birçok avantajı var savunmanın bu kahramanda peki kahramanın kalıntıları ne olacak arkadaşlar bu kahramanı her nerede kullanırsanız kullanın kesinlikle can çalma setleri tavsiye ederim. Çünkü kahraman klan kullanılacağı için can çalma seti onun için çok daha iyi olacaktır. Ölümsüz takımınız yoksa olsa bile daha iyi can çalma setini kullanabilirsiniz. Ve ikincisi bu kahraman arenada can çalma setiyle bile kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tabii bu kahramanı klan kullanacağımız için belli bir hıza çıkartıyoruz. O hızda bile yeterli olacaktır. Güzel bir oran yakalarsanız bu şekilde arenada da kullanacaksınız ve en önemlisi Klan bu kahramanı can çalma setiyle şey pardon zindanda can çalma setiyle çok rahatlıkla kullanacaksınız. Yani kahraman canını kendi kendine dolduracak. Defans üzerinden hasar vurduğu için yüksek defans kasacağız ve bu kahraman kolay kolay ölmeyecektir. Ona benzer kritik oran kritik demeci sağlam olacağı için de rakibe sağlam vuracaktır. Ve şimdi kahramanın şeylerine bakalım kalıntılarına Sağ zaten silah kalıntısının ana istatistiği değişmiyor atak ama bu kahramanda kritik orana kritik demece defansa ve hıza ve isabete ihtiyacı var yani başka ne kaldı geriye diyecekseniz bir tek e, dirence ata ve ona ihtiyacı yok arkadaşlar. Geri kalan her şeye HP'ye bile ihtiyacı var bu kahramanın. O yüzden çok e, değişik bir kahraman ve güzel kuşanıldığında çok güzel işler yapıyor. O yüzden böyle bir silah kalıntısı bulduk ve alt istatisinden 3 tane kritik oran verdi. Genelde kalıntılarda böyle ard arda üçlü veren örnek veriyorum. 3 tane hıza veren kalıntı. Üç tane defansa veren kalıntılar her zaman tercihiniz olsun. Buradan en azından kritik oranı yakaladıktan sonra diğer kalıntılarda biraz daha böyle diğer eksiklerimize yöneliyoruz. Şimdi burada iki tane hız vermiş çok güzel. HP vermiş çok güzel. işte direnç vermeseymiş zaten vermemiş. Kritik oran vermiş. Oldukça iyi arkadaşlar bu da. Ve Kalkanına baktığımız zaman yine HP vermiş yüzdeli kritik oran vermiş çok güzel iki tane hıza vermiş şahane olmuş ve burada da yüzdeli bir defans var oldukça iyi. Ve bu kahramanın eldivenini kesinlikle kritik e, demeç takmanızı tavsiye ederim. Yalnız şimdi kritik demeç takın diyorum arkadaşlar daha %30'lu %45'lik kritik oranlarda kritik demeç eldiven takıyor arkadaşlar. Minimum hani minimum size şöyle söyleyeyim kritik oranı 65-70 üzeri çıkartmaya çalışın ki ondan sonra eldivenini kritik demeş takın. Örnek veriyorum bu kahramanın kritik oranı %40 falan olmuş olsaydı ben eldivenini kritik oran takar kritik oranını yükseltirdim. Ama alt istatistiklerden kritik oranı yakaladığımda bu kahraman o zaman kritik demeç eldiveni takıyorum. Yani söylediğim gibi size şöyle söyleyeyim %65 üstü. Kritik oranı kalıntıların alt istatistiklerinden yakaladığınızda hemen hiç değiş, hiç, hiç durmadan e, eldiveni kritik demece takın ama %65'in %60'ın altında kesinlikle %60 da dahil olmak üzere o şekilde kritik oran yakalıyorsanız e, o zaman eldivenini kritik oran takın arkadaşlar ki kritik oranı yüksek olursa devamlı olarak kritik hasarına vuracaktır. Ama kritik oran düşük olursa siz bu kahramana istediğiniz kadar kritik demeç takın. O kritik oranına vuramayacaktır. Çünkü %40'lık %50'lik kritik oranlar da pek fazla vuramıyor arkadaşlar. Yani yarıya Yarı yarıya bir şansınız var. Hele %40 filansa yarıdan daha az bir şansınız var. Öyle söyleyeyim. Bu kahraman 3. becerisinde de şey 1. becerisinde de 3 kez vurduğu için o yüzden kritik oranın ve kritik demeçin çok ciddi anlamda katkısı olacaktır. Göğüslüğünü kesinlikle ve kesinlikle defans takın. HP falan takmayın bu kahraman göğüslüğünü defans takın ki. Çünkü bu kahraman defans üzerinden hasar vuruyor. Ve kritik demeç kritik oran eldiven taktığınız için bu kahraman defansını yüksek tutarsanız yüksek hasarlar alırsınız ve güzel bir şekilde 4 tane HP vermiş. Dediğim gibi yani bu şekilde kalıntılar her zaman kullanışlı kalıntılar. Örnek veriyorum 4 tane kritik olana verseydi, 4 tane isabete verseydi veya 4 tane kritik demece verseydi yine bu kalıntı kullanılır olurdu. Ve ayakkabısını hız taktık arkadaşlar. Hani şimdi şöyle bir durum daha var. Burada yine bu uyarı yapmak daha istiyorum. Bu kahramanın hızını yine alt istatistiklerden yakalayabiliyorsanız eğer biz şu an %90 Aynen 90 196'ya falan çıkmışız 197'ye çıkmışız. Yani 170'lerde falan aslında bu kahramanı çevirip ayakkabısında defans yaptığımız zaman daha yüksek hasar alabiliriz ama gerekli hızı Lambo'staki takımınıza göre gerekli hızı yakalayamıyorsanız kesinlikle hız takın ama gerekli hızı alt istatistiklerden bu 4 kalıntıyı, 5 kalıntıyı taktıktan sonra yakalamışsanız o zaman Ayakkabısını yüzdeli defans takın arkadaşlar. Yüzdeli defans takın ki bu kahraman vuracağı hasarına biraz daha hasar eklesin. Yüzüğünü kesinlikle defans takacağız. Ve tılsımını kesinlikle defans takmışız ama burada defans takmamızın en önemli nedeni şuradaki isabetten dolayı normalde tılsımını ben kesinlikle kritik demeç takardım bu kahramanın. Ama İsabeti yetersiz olduğu için ve isabetten açılmamış ustalıkta bu kahramanın burada güzel iki tane isabet verdiği için bu şekilde defans taktım. Bunu da ilerleyen zamanlarda belki değiştirebiliriz duruma göre. Ama şu şekilde de iyi bence. Ve sancağını kesinlikle isabet takın. Bu kahraman zayıflatma ve defans azaltma yapabilmesi için, rakibin üzerindeki avantajı kaldırabilmesi için ve dönüş metreyi boşaltabilmesi için isabete çok fazla ihtiyacı var. O yüzden isabeti şu şekilde 230 gelmiş 230'da isabetten açılmamasına rağmen vezirli bir takımda yeterli olur ama veziri olmayan takımlarda bile 230'lu isabet yeterli olmayacak arkadaşlar. Yani bu kahramanın isabeti isabet ustalığı açılmamışsa en az 260 üstü en az 260 üstü isabet yakaladıktan sonra e, ustalığını de şeye geçirin savunmaya geçirdim. Ben bu takımda vezir olduğu için bu isabet yeterli olarak gördüm. Ama vezir olmasaydı kesinlikle bu isabet bu kahramana yetmezdi çünkü her turda defans kırması gerekecek, her turda zayıflatma vermesi gerekecekti. O yüzden buna dikkat edin sizlere uyarım arkadaşlar ve. Bu kahramanın toplam istatistiklerine bakalım. Toplam istatistiklerde HP puanı 45-46 bin HP'si var. Bu da çok güzel bir sağlık puanı. Yani kolay kolay ölmeyecektir bu kahraman. Atağının saldırının hiç önemi yok. Yani isterse burası 0 olsun. isterse 3 bin olsun 5 bin olsun. Hiç hasarını değiştirmez. O yüzden boş yere atak kasmayacağız bu kahramana. Bu kahramanın işi defans ile arkadaşlar. Defansı da şu an oldukça iyi. Ki ilerleyen zamanlarda kalıntımız daha da güzelleşirse. O zaman ayakkabısını da yüzdeli defans baktığımızda burası 5000'e rahatlıkla gelecektir. O zaman vuracağı hasar da çok ciddi anlamda değişecektir. Ve hızı 197 takımımızdan önce ultra kabusta tüm takımdan önce ultra kabusun defansını ve zayıflatmasını kırabilmesi için bu hıza getirdik. En yüksek şu an hızda öyle söyleyeyim. Ve kritik oranı şu an için ideal 80 kritik oran. Bir, hani 90-100 falan olsa çok çok iyi olacak. Ama dediğim gibi şu an barajın bir tık üstündeyim. O yüzden de eldivenli kritik demeç taktım ve 169 kritik demecine ulaştım. Bu da oldukça güzel. Daha da yükseltebiliriz. Tabii 30 da tılsımdan geldiğinde burası 200 üstü bir kritik demeç olacak. Hatta 200 demeyeyim de yani 200 kritik demeç olacak arkadaşlar. Direncinin önemi yok ve isabeti şu an için vezir olduğu için klambos takımımızda şu an için yeterli ama normalde dediğim gibi bu kahramanda ustalık isabetten açılmadığı için bu isabet yeterli olmayabilir. İsabetini bir tık daha yükseltmemiz gerekecek. Evet, şimdi kahramanı bir kez zindanda, bir kez de arenada kullanalım arkadaşlar. Yani kahraman her yerde kullanışlı. Şöyle öncelikle öncelikle zindanlara girelim. Pardon, zindan değil. Öncelikle bir arena savaşı yapalım. Bu kahraman arenada da kullanışlı dedik ya. O yüzden bir kez arenada bir savaşalım. Evet, şöyle klasik arenaya gireceğiz. Evet, şöyle biraz bakalım. Yani pek zorlu bir rakip yok ama şunlar bizi yer abi. Buraya giremeyiz. Tabii şu an bu hesabı da bilmiyorum. Arena takımı nasıl, güzel mi diye ama şuna bir girelim arkadaşlar. Basit bu da çok basit olacak da neyse. Bizim burada şunu çıkartalım. Evet bunu çıkartalım. Ve Ryzen'ı koyalım arkadaşlar takımımıza. Böyle çok daha iyi oldu sanki. Şimdi otu alacağım. Hem savunmada hem de saldırıdaki görevini göreceğiz. Yani savunmada kahramanın başarılı şey başarılı olup olmadığını öğrenmek istiyorsanız klasik aranaya girdiğinizde takımınızı otu alın arkadaşlar ki bakın ki bu kahramanlar aynı zamanda savunmada da iş yapar mı diye görmüş olacaksınız. Gördüğünüz gibi şu an dönüş metreyi boşalttı takım zaten şu an yenildi arkadaşlar. Yani şu an hiçbir şekilde kurtulamaz. Takım gitti zaten. O dönüş metreyi boşaltmasaydı belki rakibe sıra geçecekti. Güzel oldu. Evet zindanlarda nerede gösterelim? Örümcekte bir önceki videomda göstermiştim. Ejder hayvası olabilir. Ateş şövalyesi olabilir. Buz gollemi olabilir. Şöyle ateş şövalyesine girelim arkadaşlar. Ateş şövalyesi gerçekten de sıkıntılı bir bölüm. Yani ateş şövalyesine girecekseniz kesinlikle dönüş metre boşaltan çok güzel kahramanlarımız olması gerekiyor yani burada da neyi çıkartalım G'yi çıkartalım arkadaşlar şunu G'yi çıkartalım yerine Ryzen'i koyalım İşimiz biraz zorlaşabilir belki çünkü G tüm takımın atanı ve defansını kırıyordu ama e, olsun şöyle bir girelim bakalım geçebileceğiz mi Ateş Şövalyesi'nde ve bu, bu arada bu takımı bilmiyorum yani takımın hasarını bilmiyorum yani durumunu bilmiyorum belki de geçemeyebiliriz ama %81 ihtimalle geçeriz ki Evet şimdi Ateş Şövalyesi'nde arkadaşlar dönüş metre düşüren kahramanlar çok ciddi anlamda etki ediyor. Yani dönüş metre düşüren bir kahraman yoksa Ateş Şövalyesi'nde işiniz çok yaş. Ve aynı zamanda Ateş Şövalyesi'nde birinci becerisini birden çok kullanan kahramanları tercih etmemiz gerekiyor. Örnek veriyorum Rising gibi. Çünkü bu kahraman birinci becerisinde Ateş Şövalyesi'ne vurduğunda 3 kez vuracak ve 3 kez de ee, ne demek Ateş Şövalyesi'nin kalkanı 10 vuruşta açılıyor ya. 3 vuruşluk bir düşüş yapacak. Yani diğer kahramanlarımız soğuk kalp 3 vuruyor birinci becerisinde. Diğer soğuk kalp 3 vuruyor birinci becerisinde. Zaten 9 tane vuruş oldu. Ki zaten bunlardan biri de vurduğunda kalkanı ateş şövalyesinin kalkanını açmış olacağız. Ve ateş şövalyesinde şöyle bir durum daha var. Ateş şövalyesinin kalkanını açtık, Açtıktan sonra devamlı dönüş metreyi boşaltan kahramanlar, soğuk kalp gibi ona benzer dönüş metre düşüren kahramanlar, Rahizin gibi ona benzer dönüş, dönüş metre düşüren kahramanların kesinlikle takımda olması gerekiyor. Evet, bu arada... Ryzen bir tek Ateş şövalyesinde değil, Örümcekli de, de çok başarılı arkadaşlar. Örümceğin 20. bölümünde bu kahramanı can çalma setleriyle şu şekilde e, tank kahraman olarak kullanabilirsiniz. Yani tank kahraman olarak takımınızı, sol kalbinizi, kraliyet muhafızın muhafızınızı e, küçük örümceklerden koruyacaktır. Çünkü rengi kırmızı olduğu için ve Örümcek Yuvasının 20. bölümünün rengi mavi olduğu için, pardon yeşil olduğu için arkadaşlar. Önceliği kırmızı kahramana vuracaktır. Ve bundan dolayı da Rahiz'in küçük örümcekleri devamlı olarak üzerine çekecektir. Ve her vuruşunda da canını tekrar toparlayacaktır. Çünkü üzerinde can çalma seti var. Ve biz bu kahramanı e, şeyde kullanacağımız için klan boss'ta yüksek defans ve HP'ler kritik oran ve kritik demeçler kastığımız için tek vuruşla canını hızlı bir şekilde toparlayacaktır. Ve bu kahraman 3. becerisinde dönüş metre de düşürüyor. Ve aynı zamanda 2. becerisinde de rakibi zayıflatıp zayıflatabiliyor arkadaşlar defansını azaltıyor. Bu kahramanın bir de şöyle bir sıkıntısı var Klan Yani ben ölümsüz yani benim kendi takımda da kullanıyorum ölümsüz takımda. Defans azaltıp zayıflatma vermesinin hiç dengesi yok. Yani örnek veriyorum Klan üzerinde zayıflatma ve defans azaltma varken ardarda arda bu habire veriyor sırası geldiğinde. Ama örnek veriyorum Venüs'te öyle bir durum yok. Venüs rakipte zayıflatma ve defans azaltma olduğunda herhangi bir şekilde tekrar o zayıflatma ve defans azaltmayı vermiyor. Zehir vermeye devam ediyor. Ama bu kahraman zayıflatma ve defans azaltma rakibin üzerinde olsa dahi yine gidiyor o zayıflatma ve defans azaltmayı vermeye gidiyor arkadaşlar. Öyle bir sıkıntılı ama Güzel bir kahraman ve şu an Ateş Şövalyesi'nin baş patronundayız. Bizim acil bir şekilde şu an dönüş metreyi düşürmemiz gerekiyor. Gördünüz mü arkadaşlar 3 kere vuruyor yani o 3 kere vuruşu da çok güzel. Ve biraz önce de biz konuşurken burada bir dönüş metre boşalttı. Evet son vuruşumuzu da yaptık çok güzel oldu. Evet Ateş Şövalyesi'nin 20. bölümünü Ryzen'in son vuruşuyla bitirdik arkadaşlar. Bakalım güzel bir kalıntımı. mı? Yani 6 yıldızlı bir e, zalim kalıntısı düşmanın defans değerinin yüzde %25'ini yok sayar. Bu kalıntılar gerçekten de ilerleyen zamanlarda iş yapar arkadaşlar. 6 yıldızlı ve alt istatistinde yüzdeli kritik olan ve yüzdeli bir defans var. Tabii bu hesabın durumunu bilmiyorum ama bence dursun. İlerleyen zamanlarda lazım olabilir bu kalıntı. Evet arkadaşlar umarım güzel bir video almıştır ve kesinlikle hani şunu da söylemek istiyorum. Kesinlikle ne yapıp edip bir an önce fizyonlamaya çalışın bu kahramanı. Füzyonlayın ki e, bu kahramandan çok yakın zamanda güzel bir şekilde verim alasınız. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir ve e, bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.